olumlu şeyler aldık, tepkiler. Kestel bir de kaçak yapı konusunda en hızlı büyüyen sıkıntılı bir bölgelerden biriydi. Onunla alakalı da böyle 17 noktamızı belirledik, köy girişlerimizin. Sarı olan noktalar bizim köylerin buraları tuttuğumuzda hiçbir şekilde giriş çıkışları tutuyoruz. Burada nasıl bir çalışma yürüteceğiz? Emniyet, jandarma, bizim kaçak yapı kontrol birimimiz ve zabıtayla beraber buralara şu an şeyleri koyuyoruz. Kaçak yapı kontrol noktası. Kulübeler koyduk. 2-3 nokta, 6 noktaya koyduk. Diğer noktada da yapıyoruz. 2 saat böyle 2 tane de sivil ekibimiz, jandarmanın orası kontrol noktası olacak. Emniyetin kontrol noktası olacak. Hem araçları kontrol edecekler hem de biz orada işte betonla alakalı mikser, beton mikseri, işte traktörün aksında kum, çimento, çelik çatı malzemeleri. Geçerken durduracağız. Nereye gidiyor? Ruhsat yapı değildir. Geçip giden bir iki tanesini de sivil ekipler kontrol edecek. Yerinde kaçak yapıyor, beton dökerken yakaladığımızda zaten bunu çevre şehirciliğin birlikte işbirliğiyle beraber santrali kapatmaya kadar da gidebilir bunlar. Cezalarını yazacağız. Böyle bir mücadele istiyoruz. Yani derdimiz şu, yeni bir betonlaşma olmasın, çivi çakılmasın, önlemini almak. Tabii diğerleriyle alakalı da Kestel'de kırsal mahallelerimizde 300 metre yasamız var. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla belediyeye yönlendiren ama hala çıkmayan bir şeyimiz var. Kırsal mahallelerimizdeki 300 metre genişleme alanları. Bununla alakalı da çalışmaları başlattık. Hızlı bir şekilde onu daha bir yıl içinde toparlarız diye düşünüyoruz. İşte kurumlardan görüş yazarı alınacak. Onu da yapabilirsek bir yandan yeni bir kaçak yapının önünü keseceğiz. 300 metre yasasıyla beraber de kaçak elimizdeki konutların sayısını azaltmayı planlıyoruz. Daha sonra zaten bizim burada en ufak bir şey yapıldığında ceza işlemlerini başlatıyoruz. Şu an geldiğimizden beri de 120-130 yapıya kadar tutanaklarını tuttuk. Cezalarını yazdık. Savcılıklarına sevklerini yaptık. SGK'de yazılarını yazıyoruz aynı anda zaten. Onlar sistematik. Bu şekilde devam ediyoruz. Sahadayız. Tasarrufu kendimizden başlattık. Kendi makam aracımızı kullanmıyoruz. Az önce söyledim. Biz kullanmayınca başkanımız aynı şekilde, müdürlerimiz aynı şekilde. Personel de ona bir ayak uydurdu. Geldiğimiz günden beri de gönül belediyeci anlamında 35 mahallemiz var. 30'u kırsal mahalle. En az 3 tur attık. Gezdik. Birinci de teşekkür ziyareti yaptık. Bayram ziyareti yaptık. Sonradan da 3. turumuz şu an icracı müdürlerimizle beraber. İşte fen işleri, park bahçeler, temizlik ve imar işleri müdürlerimizi yanımıza alıyoruz. Meclis üyelerimizden, bölgelerden sonra meclis üyelerimiz ve teknik başkanımıza gidiyoruz. O teşekkür ziyareti, bayram ziyareti ve şimdi de yapılacak işleri yerinde noktasal alıp aynı anda da müdürlerimize zimmetliyoruz işi. Takibi oradan yapıyoruz. Güzel bir çalışma sistemi kurduk. Eksiklerimiz var. Devam ediyoruz. İşte başkan yardımcılarımızı atadık. Müdürlerimizi atadık. Toparlıyoruz. Şöyle 15-20 gün sonra tam bir sistemi kurduktan sonra büyük projelerimizi de artık lanse etmeye başlayacağız. O 6 aylık strateji şeyimizi hazırladıktan sonra.